Bırak hiç. Hayı çekiyorsun. Her sene yaklaşık 200 civarında envanterli eser biz müzeye teslim ediyoruz. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne. Burada çok yoğun bir eser konsepti var. Ama burada eserden çok adanın önemi büyük. Çünkü burası pagan dinleri döneminde sık sık bahsettiğimiz gibi kutsal alan olarak kullanılıyor. Hristiyanlıkla birlikte ise bir bazilika ve manastır şeklinde kullanım var. Orta çağda ise bir küçük kente dönüşüyor. Dolayısıyla İsa'dan önce 6. yüzyıldan başlayıp İsa'dan sonra 14. yüzyıla kadar aralıksız bir yerleşim söz konusu. Yani 2000 yıllık bir yerleşimin izlerini burada görüyoruz. Eserden çok bu bellek, bu insanlık tarihi açısından önemli bellek. Bizim açımızdan çok önemli. En son çıkardığınız eserler nelerdir? Yani bir yazı bu vardı. O yazı ne zamandan kaldı? Onu 2006 yılında bulduk. Adada bulmazdık ama bu sene yine bir yazıtı bulundu. Evet. Bu yazıtta Roma İmparatoru Trajan, İsa'dan önce sonra 1. yüzyılda yaşayan Roma İmparatoru Trajan, bu adada Dionysos adına bir naiskos bir ev yaptırmış. Bunun habercisi, bu konu hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bu sene sözünü ettiğimiz yapıyı, yani Trajan'ın Dionysos için adamış olduğu yapıyı ortaya çıkartacağız. Bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor. Görün ya. Yarın ben yabancı. Peki şimdi odana bırakacaklar galiba. Anlaştırıyor ve bunun üzerine bu yazıtı düzenleyip bu kent merkezini asıyorlar. Bunu hediye olarak göndermişler bu yazıyı. Şu anda bir düzenle birlikte. Yani burada çalışma yapmaya yapmadım. Böyle belli bir düzen içerisinde. Bu sene de yine bir yazıt bulduk, onu göstereyim size. Tamam. Adam üzerine. Onun yazıtı. Yazıtı. Çünkü simalar yabancı değil gibi geliyor bana, öyle mi? Bir iki yıldır gelmedim.